Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Çemrek Hanımefendi ile dün Nuh Peygamber'de kalmıştık. Onu tamamlayalım inşallah. Ama ve lakin 12. cüz Hud suresi 41'den itibaren iki ayet okuyacağım müsaade buyurursanız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nuh dedi ki ona binin, onun akıp gitmesi de durması da Allah izniyledir. Şüphesiz ki Rabbim elbette gafur, yani çok bağışlayandır. Rahimdir, çok merhamet edendir. Ve o gemi sular her tarafı istila ettiğinde onlarla birlikte dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu. Nuh kendilerinden ayrı bir yerde bulunan oğluna iman eder ümidiyle. Ey oğulcuğum, bizimle beraber sen de bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu yine de iman etmekten kaçınarak, aynen dün programda söylediğin gibi, dağın onu koruyacağını zannetti. Dağı ilahlaştırmış oldu. Hayır, şimdi orada şey var. Yani Allah'ın kudretine dair bir zan var. Sanki Allah böyle bir, evet, suyun olmadığı bir yere su geldi. Yani yerden su fışkırdı, gökten su indi ama günlerce süren bir yağmur düşünün ve yerden suların fışkırmasını. Yani dağların, yüksekliklerin onu koruyabileceğine dair bir algısı, bir zannı var. Yani sanki Allah o dağa yetişemeyecek, sanki Allah'ın azabından o dağ onu koruyacakmış gibi Allah'ın dışındaki bir varlığa koruyuculuk atfetme, dolayısıyla i̇şte şirk. Aynı şey. Evet. Aynı şey. Peki, halbuki suyu görmüştü. Suyu da gördü. Su olmayan bir yerde bu kadar yükseldiğine göre babam haklıymış demek yerine. Evet. İnadi bir tavırla, yani babasını ve babasının temsil ettiği bütün hakikati reddetmek inadıyla ne yaptı? Hayır dedi. Ben dağa sığınırım ve kurtulurum dedi. Şimdi dağa sığınırım ve kurtulurum dedi. Ondaki o, hani babacığım demiyor, ya ebeti demiyor ama Hazreti Nuh ya Büneyye diye sesleniyor. Ne kadar büyük bir şefkat var. Yani kafir de olsa bir babanın evladına gösterdiği şefkatin onun hani dünyasını kurtarmaya yönelik değil sadece, ahiretini de kurtarmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Diyor ki Allah'ın azabında kendini bırakma diyor. Bak burada, hani burada tamam helak olacaksın ama bu helak bitmeyecek ki. Ahirette azap devam edecek ve daha şiddetli olacak. Asıl şefkat burada ahiretini kurtarmaya yönelik bir şeyi var. Hazreti Nuh'un onu kurtarmaya yönelik bir tavrı var, bir şefkati var. İşte hem babalık şefkati hem peygamberlik şefkati, ikisi bir arada Hazreti Nuh'da. Oğlu o arada elini uzatmıyor. Hazreti Nuh'un şefkatle uzattığı eli ittiriyor ve o ittirmesiyle birlikte dalgalar onu alıp götürüyor. Ama burada Hazreti Nuh'un söylediği bir şey var. Ey Rabbim diyor, o benim ehlimdendi. Yani benim ehlim o, neden? Benim evladım. Yani benim sülbümden. Ama sen bir de ehlimi kurtaracağını söyledin. Neden oğlum kurtulmadı diye soruyor. Rabbimiz ona şu cevabı veriyor. Ey Nuh diyor, o senin ehlin değildi. Tamam, senin kanından, canından, senin sülbünden bir oğlan ama o küfür ehli oldu. Yani tevhid ehli olmadı. Seni, dolayısıyla senin temsil ettiğin hakikate karşı geldiği için, onu reddettiği için senin ehlin olacak kabiliyeti kaybetti. O yüzden onun için benden bu soruyu sorma diyor. Ve bunu isteme benden diyor. Hemen Hazreti Nuh tövbe istiğfar ediyor ve diyor ki hakikatini bilmediğim şeyleri senden sual etmekten ve istemekten yine sana sığınırım ey Rabbim diyor. Ve gemi bütün o, hani o bölge, bölgesel mi yoksa bütün dünyayı kapsayan bir tufan mı diye çok tartışmalar var. Hatta buzul devrinin hani gidip şeyin gelmesi gibi söyleyenler de var. Yani devirler konusunda hani tüm dünyayı kapsadı diyenler var. Ama tüm dünyayı kapsamadı, bölgesel bir şey oldu. Hazreti Nuh'un olduğu bölgede oldu diyenler de var. Arkeolojik kazılarda filan görülen bir takım bulgulardan böyle söyleyenler var. Bulgularım çok yüklü miktarda suyu havada tuttuğunu bilim insanları söylüyor ya, belki de bir bulutu
gökyüzünde tutmak yerine birdenbire evet. yere indirdi. Peki bilmiyorum hani sırada ama bölgesel midir değil midir? Bu konuya şöyle bir açıklık getirmekte fayda var. Mesela şeylerde bu Hititler değil, Sümerlerin yazılarında, Yunan mitolojisinde, diğer mitolojilerde bir tufandan, büyük bir selden bahis var. Yani hatta şeyde de bu İnkaların yazıtlarında filan da böyle şeyler çıkmış. Dolayısıyla bu bütün dünyayı kapsayan bir tufandan bahsedilebilir diyenler bu çoğunlukta. Bilmiyorum anlatacak mısın yoksa hani hızlı ilerledik o yüzden mi atladık? Hani Hazreti Nuh diyor ya kimseyi bırakma. Yani orada da yine bir Allah-u Teala'ya tövbe estağfurullah. Hani, var var. Nuh suresinde geçen şey var. Yani bunlar diyor işte anlattım ama dinlemediler. Sen bu kafirler güruhundan kimseyi bırakma diye bir sözü var Hazreti Nuh'un bize aktarılan. Yani peygamber dahi olsa demek ki o içindeki nefs. Aslında Hazreti Nuh kendi kavmine kafir olan kavminden evet kavmine istediği şeyi kafir olan oğluna da istemiş oldu. O onun haricinde kalamadı ve Hazreti Nuh için şey diyorlar. Bu Hazreti Nuh'un zellesidir diyorlar alimler. Kün makamı işte varmış ya günde iki defa ya hayır söyle ya sus diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Allahu Ekber. Kendi oğlunun acısıyla içi yanmış oldu. Böylece aslında kendi duasıyla da yüzleşmiş oldu Hazreti Nuh. Ne yani evet. Dikkat edeceğiz. Evet, evet. Şimdi gemi selametle yüzüyor tabii ki. Bütün şeyler olmuş. Dağlar dalgaların altında kalmış ve bir süre sonra tufan bitiyor, karalar kuruyor, karalar görüyor. Sonra işte karalar insanların inmesine ve yaşamasına elverişli hale geldiğinde Hazreti Nuh'un gemisi bir dağa oturuyor. Cudi Dağı diye geçiyor. Bu Cudi Dağı acaba hani bizim bildiğimiz Türkiye içinde olan Cudi Dağı mıdır yoksa hani dair Ağrı Dağı söyleniyor, evet. Ararat diye geçiyor ya. Ağrı Dağı olabilir, başka bir dağ olabilir. Türkiye sınırları içinde var olan bir Cudi Dağı var galiba Siirt civarında falan diye hatırlıyorum. Orada bir köy olduğundan da bahsediliyor. Hazreti Nuh'un soyundan gelme bir köy olduğundan da bahsediliyor. Ama hangi dağdır bilmiyoruz ama bir dağa oturdu. Ve o dağda bir süre daha gemide hani geminin etrafında kaldılar. Sonra karalar kurumaya ve inmelerine müsait olduğu şeyde durumda onlar indiler ve bir şekilde tekrar insanlar çoğalmaya başladı. Ben biliyorum ki hiç olayların magazinsel kısmıyla ilgilenmez Semine Hanım. Evet. Fakat bütün işte hayvanları ve insanları çifter çifter gemiye dolduran Nuh'un eşi başka biriyle evlenmiş olabilir. Belki eşi olmayan bir kadın vardır Allah-u Alem. Yani olabilir. Ya da ölmüş olabilir. Ya da ölmüş. Sonra, evet. Değil mi? Evet. Tekrar çoğalabilmesi evet. için. Ama Hazreti Nuh'un zaten 3 tane oğlu onunla birlikte geldi. Ham, Sam ve Yafes dedikleri. Ham işte Afrikalıların şeyi olarak söyleniliyor. Sam da Sami ırkın atası. Yafes'in de işte kızıl tenli işte Türklerin, Çinlilerin atası olduğu söyleniliyor. Yalnız sadece Hazreti Nuh ve oğulları yok gemide. 84 tane mümin var. Dolayısıyla bunlar kadınlar, erkekler, hani belki tek olan erkekler var, belki tek kadınlar var bilemiyoruz. Ama bütün kavimler, tek kavimlerde Sami ırk ve Afrika'da olan ırk ya da kızıl ırk değil. Yani birçok ırk var dünyada. Demek ki diğer insanlardan da ırklar çoğaldı. Ama onların kaydı ne yazık ki hani tutulmamış. Yani şundan geldi denilmemiş. O Noah filmi yapılmıştı ya. Yapıldı, onu seyretmeye evet. gitmiştim. Hani insanların en büyük sorularından biri de nasıl oluyor? Russell yaptığı mı? Evet evet. Evet nasıl ben de nasıl oluyor seyredim, da evet. diyor hani hem jaguar var hem geyik var. Nasıl jaguar geyikleri yemedi? Allah'ın evet. evet. suali yok. Şimdi bunu kendimize nasıl uyarlayalım? Evet. Yani bizim gemimiz nedir? Yani bizi tufandan bu kadar isyanın, bu kadar günahın, bu kadar nisyanın olduğu,
dalgalar bizi içine aldığı, bu kadar dünyamızı mahvettiği dönemde, şu dönemde bizim gemimiz ne olabilir? Bizi kurtaracak olan Nuh-u Nebi'nin gemisi gibi bizim nasıl bir gemimiz var? Bize necat verecek, bizi kurtaracak, bütün bu dalgalardan bizi muhafaza edecek gemi. Yani şey anlamda bakarsak eğer, sünnet-i seniyedir, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıdır, hükümleridir. Yani Rabbimizin bize gönderdiği dindir, İslam'dır. Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an-ı Kerim. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi olmak üzere. Biz eğer şey yaparsak, bu kalelere sığınırsak, bu gemilere binirsek, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsak, o zaman biz kurtuluşa ereriz. Yoksa bütün bu hani her şeyin dalga dalga geldiği ve her şeyi yıkıp gittiği bir dönemde, ki farkındayız değil mi zulüm ne kadar çok ve ne kadar ifşa edilerek, daha kötüsü olamaz diye düşündüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Ve herkes seyrediyor bu zulmü ve artık aşılanmış gibi olduk, tepki veremez hale geliyoruz. Bu kadar zulme, bu kadar sapkınlığa, bu kadar hani sıkıntılı duruma, bu kadar inkara, bu kadar hani Allah'a savaş açılmasını kanıksadık gibi görünüyor. Ve korkuyoruz da o insanlardan değil mi? Şu anda ciddi bir korku da salıyorlar. Bu kadar şey dalganın içinde bizi o korkudan kurtaracak. Yani Allah ile bağımızı kuracak gemi ne olabilir? Bize necat verecek. İslam'dır. Ama bazen de ölüm bile bir gemi olabilir, insanı sahili selamete çıkartacak olan. Çünkü Hazreti Nuh ve yanındakiler gemiye bindiler ve onlar selamete erdiler. Eğer biz mümin olarak ölümü karşılıyorsak, bizi sahili selamete, Rabbimizin selam yurduna çıkartacak olan gemi hükmüne geçebilir ölümümüz bizim için. Dünyadan ukbaya bizi götürecek, taşıyacak olan gemi hükmüne geçebilir. Ama aynı zamanda Nuh-u Nebi'nin gemisi gibidir diye tarif edilen bir zümre de var İslam'ın içinde. O da Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt'e tabi olanlar. Tabi olduğumuzda kurtuluyoruz. Sahabe efendilerimizin her biri için gökyüzünde yıldız gibidirler. Hangisine tabi olsanız kurtulursunuz diyor Allah Resulü. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eden, onun ahkamıyla hükmeden sahabe efendilerimiz, işte sahabe efendilerimizin yolunu takip edenler yine Nuh-u Nebi'nin gemisi hükmündedirler. Şimdi peki o gemiye alınan, mesela bizim vücudumuz da gemi aslında biliyor musun? Şey olarak baktığımızda ruhumuzu taşıyor, latifelerimizi taşıyor. Batırıyoruz hastalandırıyoruz. Evet. Lakin nelerle şimdi, dolduruyoruz? Bizim vücudumuzu gemi olarak düşünürsek eğer, bunu selametle yüzdürebilmemiz için bu geminin sahibine tabi olmamız icap ediyor. Yani İslam'a, Rabbimizin bize sunduğu ahkamlara, hükümlere tabi olmamız lazım. Peki ama bu geminin içinde her şey var bak. Hayvani yanlarımızdan her birisi var değil mi? Hepsi de çifter çifter var. Mesela üzüntü duyan yanımız da var ama öfkelenen yanımız da var. Yani hayvani olan neyimiz varsa her birisi sanki Hazreti Nuh'un gemisine binen hayvanlardan çifter çifter gelen şeyler gibi. Ama bunun yanında Allah'a teslim olmuş müminler de var değil mi o gemide insanlar var. Sanki. Onlar da bizim latifelerimize işaret ediyor. Rabbimize tabi olan, bizi Rabbimizin yoluna eriştiren başta özellikle vicdanımız olmak üzere o özelliklerimiz de bizim o geminin içindeki müminlere işaret ediyor. Yani o yüzden biz bakalım yani gemiye biz acaba mümin olarak binebiliyor muyuz, binemiyor muyuz? Biz helak olan, dalgalar içinde kaybolan, Allah daha beni korur diyen tiplerden miyiz, değil miyiz? Eğer biz onlardan olursak, daha kuvvet verirsek, kendimize kuvvet verirsek, bilelim ki bu dalgalar herkesi yuttuğu gibi bizi de yutacak. Allah muhafaza. Ve kurtulamayacağız. Bu bizim helakımız olacak. O dalga her neyse, mesela hangi dalganın içine daldıysak helakımızı sağlayacak. Bunu illası olarak düşünmeyeceğiz yani. Değil. Yusuf kıssasında büyük ihtimalle ondan bahsedeceğiz ama. Hani Yusuf'u da kuyuya atanlar kimdi? Kardeşleriydi. Burada yine bir mesaj var diye düşünüyorum kendi kendime. Yani düşünsenize eşiniz ve çocuğunuz size inanmadı. En yakınlarınız bile sizi reddederken
çok uzaktaki birileri belki de size destek verebilir. Nasibinde kim varsa. Yani burada insanlara takılmamayı da anlatan bir kıssa diye düşünüyorum. Öyle. Çünkü Hazreti Nuh'un bir sözünden, nidasından bahsediyor Rabbimiz Kamer Suresi 10. ayette. Rabbim ben mağlup oldum, bana yardım et diyor. Fentasir diye bitiyor. Hemen yardım et diyor. Nasrını, Nusretini gönder diyor. Bunu bazı şeylerde, meallerde benim intikamımı onlardan al diye çevirmişler ama orada intikamdan bahis yok. Orada Nusret'ten, yardımından, yardımını istemekten bahis var. Bir peygamberi, hele ki Ulul Azm peygamberi, nasıl güçlü bir hal, nasıl bir hal bu duayı etmeye, bu nidayla Rabbine seslenmeye itebilir? Bu da, bunu da şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki hanımı ve oğlu ona inanmadı. Hatta hanımı kavmine yardım etti. Kavmine Hazreti Nuh'un yapıp ettiği her şeyi anlattı ve kavminin onunla dalga geçmesine ve mücadele etmesine ve mücadele etmesinin yollarını gösterdi. Çünkü insan evinde savunmasızdır. Evet. İnsan evinde savunmasızdır. Çünkü evinde onun ehli, onunla çocukları var. Nasıl ona karşı korunabilsin? Dolayısıyla içeriden, yani hırsızın içeride olması ve içeriden kapıyı açması insanın haleti ruhiyesini çökertir ve insana savunmasız hale gelir. Çünkü darbe en yakınından gelir. O yüzden benim mesela çok duamdır. Zaman zaman çok böyle kendimi kötü hissettiğimde, böyle çok üzüldüğüm noktalarda Rabbim bana hep Hazreti Nuh'un halini hatırlattı ve hep Rabbim mağlup oldum, bana yardım et diye dua ettirdi. Rabbi inni diye başladım ben. Rabbi inni mağlubun fentesir diye dua ettim. Orada ve Nuh Rabbine nida etti. Evet, Rabbine nida etti. Bana hemen yardım et diye ayet kalıbı farklı. Ben onu duaya çevirdim. Rabbi inni mağlubun fentesir diye böyle elhamdülillah ben Rabbimin bu noktada çok yardımını gördüm. Maşallah. Çünkü Hazreti Nuh da böyle dua ediyor ve Allah ona karada gemi yapmayı öğretiyor ve bütün ona zarar veren her şeyden ve herkesten kurtarıyor. Yani aslında onu ve müminleri kabullenmek. Evet. Yani orada hala diyebilirdi ki hani ben hala mücadele edeceğim diyebilirdi. Diyebilirdi. Evet. Bir yer hani Hazreti İsa'nın bir sözü, vazgeçtiğin topraklar senindir diyor. Yani elinden gelen her şeyi yapıp artık daha fazlasını yapamıyorum Rabbim. Sen bilirsin. Evet. O zaman bize akıtıyor Rabbimiz. Evet, çünkü evet, artık önem verdiğimiz şey o olmuyor. Evet. Yani Allah-u Alem önem verdiğimiz ve olmazsa olmaz dediğimiz şeyi put haline getirdiğimizi fark ettiriyor Allah. Ve ondan vazgeçtiğimizde, olmasa da olur dediğimizde çok daha iyisiyle mukabele ediyor. Hani bir dörtlük var ya, yüzde ısrar etme 90 da olur, insan dediğinde 90 da olur. Hani bir ben varım zannetme, yoksan da olur manasında olur. Devam ediyor. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nuh peygamberden sonra yarın. Biz Hazreti Hud'u yapacağız inşallah. Evet, Hazreti Hud'u anlatacağız. Yarın görüşmek üzere Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Çünkü her seferinde dediğin gibi farklı şeyler düşünüyor insan. Evet. Zaten okumuş olduğu yerlerden farklı manalar çıkıyor. Bu benim hiç aklıma gelmemişti diyebiliyoruz. İyi ki varsınız. Elhamdülillah. Görüşmek üzere. Sen de inşallah. Öyle. Allah'a emanet.